Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda pek çok mobil uygulamada, bazen web bannerlarda, hatta bazen de sosyal medya postlarında görmüş olduğumuz 3 boyutlu lokasyonlar, şehir silüetleri nasıl yapılıyor, bunu işleyeceğiz. Aslında Illustrator'da bu tasarımlar izometrik ızgaralar kullanılarak yapılıyor arkadaşlar. Fakat biz daha hızlı ve daha pratik bir yöntem uygulayacağız. Nedir bu yöntem? Efekt bölümünün içinde bulunan 3D panelinden arkadaşlar bu izometrik şehri yapmış olacağız. Ben bu hazırlayacağım tasarımı bir telefonun üzerinde görmek istiyorum arkadaşlar. Onun için buradan öncelikle kare aracımı seçiyorum. Şuradan da rengimi şöyle gri olarak ayarlıyorum ve göz kararı bir alan açıyorum kendime. Şöyle şu kadar yeterli diyelim. Hatta bunu biraz daha uzatabilirim. Bunu hazırladıktan sonra tamamen özgür bir şekilde nerede hangi binayı kullanmak istiyorsam o bölümleri kendime ayarlayacağım arkadaşlar. Bu herhangi bir yerin lokasyonu değil. Tamamen kendi hazırlayacağım bir şablon olacak. Onun için mimar ve şehir planlamacı arkadaşlarım izliyorsa bunu şimdiden kendilerinden de özür dilerim. Şimdi alanımı açtıktan sonra bunun üzerinde binaları yerleştireceğim kısımlara geliyorum arkadaşlar. Onun için de buradan tekrar kare aracımı seçiyorum. Şu üst tarafa shift'e basarak bir tane kare oluşturuyorum. Ben buradaki her binanın bir yeşil zemin üzerinde olmasını istiyorum. Onun için buradan da yeşil rengimi seçiyorum. Bunu ayarladıktan sonra alt ve shift ile bir tane daha kopyasını alıyorum. Şöyle arasını biraz daha açıyorum ve sol tarafa doğru uzatıp bir tane daha alan açıyorum kendime. Şimdi şu ikisini seçip biraz daha ortalayalım. Bunu da ayarladıktan sonra buradan alt ve shift ile bir kopyasını daha alıyorum. Şuradan çeviriyorum ve şurada bir bina daha olsun istiyorum. Hemen bunun altına bir kopyasını daha alıyorum. Bunu biraz daha kısaltmak istiyorum. Biraz daha içeri girsin. Şurada daha basık bir bina olmasını istiyorum. Hemen şuradan kareyi tekrar alıyorum. Buraya bir tane daha kare oluşturuyorum. Şimdi gelelim karşı tarafa. Onun için bunun kopyasını tekrar bu tarafa alıyorum. Biraz daha geri çekiyorum. Şurada daha kısa bir bina olacak. Hemen şurayı biraz yukarı çekiyorum. Ve şurada bir gölgelik gibi bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Onun için burayı da boş bırakıyorum. Ve buradan bunu bu tarafa çekiyorum. Bunu çektim. Şöyle üsttekiyle aynı hizaya getirip bunu da tekrar bir kare haline getirmek istiyorum. Hatta bu biraz daha küçük bir bina olsun. Şöyle yapalım bunu. Tam altına bir küçük bina daha ekleyelim. Şöyle. Şimdi şu ikisini seçiyorum. Biraz daha yukarı kaldırıyorum. Şu alana gölgeliği oluşturacağım. Bunun altına bir tane de buradan kopyasını alıp onu da buraya ekliyorum. Şimdi bunu biraz daha daraltmak istiyorum. Neden? Çünkü şurada bir girişim olacak benim. O girişi buraya ayarlayacağım. Bir telefonun üzerine yapacağım için bir yuvarlak alan oluşturacağım burada da. Şimdi bu zemini biraz daha aşağı çekmek istiyorum. Ortasında ise bazı hareketlerin olmasını istiyorum arkadaşlar bunun. Hemen buradan tekrar kare aracımı seçiyorum. Ve şuradan aşağıya kadar bir tane yeşil alan oluşturuyorum kendime. Hemen buradan yeşilimi seçiyorum. Aynısından, şimdi biraz daha yaklaşalım. Aynısından bir kopyasını daha alıyorum. Ve aynısından bir kopyasını daha alıyorum. Şimdi şunu biraz daha şöyle getirelim. Şu üçünü seçelim. Şuradan da bunları hizalayalım. Şimdi bunları hizaladım. Bunların ortasında da bir yuvarlak alan daha olmasını istiyorum. Yeşil alan daha olmasını istiyorum. Onun için buradan elips aracımı seçiyorum. Ve bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Tam ortasına getirdim ve burada bırakıyorum. Şimdi bunun etrafında beyaz bir boşluk olmasını istiyorum arkadaşlar. Onun için buradan obje bölümüne geliyorum. Buradan pet bölümüne geliyorum ve offset pet'i seçiyorum. 15 piksel benim için yeterli. Şuradaki alanı silmek istiyorum. Onun için OK diyorum. Şimdi bunların tamamını buradan seçiyorum. Fakat seçmeden önce şu binanın buna çok yaklaştığını gördüm arkadaşlar. Bu binayı biraz daha geri almak istiyorum buradan. Şimdi tekrar tamamını seçiyorum. Ve alttaki zemini shift'i kullanarak bırakıyorum. Şimdi şunun iç alanını temizlemek istiyorum. Onun için buradan şekil oluşturucu aracımı alıyorum. Ve alt tuşuna basarak şunların üzerinden devam ediyorum. Aynı şekilde altta kalan kısmı da siliyorum. Şimdi burada iki tane yuvarlak olmuş oldu. Pet ile oluşturduğum için birine tıklıyorum ve bunu buradan siliyorum. Diğerini ise tıklayarak X ile kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra bu altta kalan parçaları buradan siliyorum. Şimdi tekrar kopyalamış olduğum zemini Komut, Shift ve V'yi kullanarak aynı yere yapıştırıyorum. Şimdi biraz daha geri gelmek istiyorum ve başka eklemek istediğim bir şey olmadığı için buradan artık 3 boyutlu tasarıma geçiyorum. Şimdi onun için tamamını tekrar seçiyorum ve şöyle yan tarafa doğru alıp bunu sola doğru çeviriyorum. Biraz daha küçültmek istiyorum arkadaşlar bunu. Küçülttükten sonra bunun
aynı şekilde bir tane daha kopyasını alıyorum. Şimdi kopyasını neden aldım bunun? Şurada görmüş olduğum zeminlerin üzerine yerleştireceğim binaları burada ayarlayacağım arkadaşlar. Peki bunları burada nasıl ayarlayacağız dersek, şu zeminlerin içine oturması için bunlardan biraz daha küçük yapmamız gerekecek arkadaşlar bunları. Onu nasıl yapacağız hemen görelim. Şuradan bina olmayan yerleri seçiyorum. Bunları dışarı aktarıyorum ve bina olacak yerlerin tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra tekrar obje bölümüne geliyorum. Pet bölümüne geliyorum ve offset pet diyorum. 15 piksel dışarıdaydı. Ben bu binaları yeşil alanların içine oturacağı için tekrar aşağıya doğru indiriyorum ve 10 piksel daha küçük yapıyorum. 10 piksel daha küçük yaptıktan sonra OK diyorum ve Komut X'i kullanarak bunları buradan kesiyorum. Altta kalan alanları tekrar siliyorum ve Komut Shift V ile diğerlerini tekrar buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunlar benim binalarım olacak arkadaşlar. Bu binaları 3 boyutlu hale getirmek için önce şurayı bir 3 boyutlu hale getirelim. Bunları şöyle kenara alıyorum ve bunların tamamını seçip Komut G ile grupluyorum. Komut G ile gruplamazsanız her birisi ayrı ayrı 3 boyutlu hale gelmiş olacak arkadaşlar bunun. Onun için gruplamanız önemli. Bunu grupladıktan sonra efekt panelinden 3 boyutlu efekte geliyorum ve buradan da şu bölüme geldikten sonra izometrik tab kısmını seçiyorum ve şöyle biraz daha kenara çekelim. Evet, gayet uygun görünüyor. Fakat şu kalınlık biraz fazla. Bu kalınlığı inceltmek için şuraya 30 yazıyorum. 30 benim için ideal oldu. Burada zeminde görmüş olduğunuz renk benim için biraz koyu oldu arkadaşlar. Ben bu rengi biraz daha açmak istiyorum. Onun için şuradaki kısma gelip bilek yazan kısma kendim ayarlı diyorum. Ve şuraya gelip buradan da aşağıya doğru çekiyorum. Ve daha antresit bir renk seçiyorum. Ve OK dediğimde gördüğünüz gibi renk biraz daha açılmış oldu. OK dedim. Şimdi bunu bir telefon olarak düşündüğümü söylemiştim size. Onun için bu kenarlarının da oval olmasını istiyorum. Ovali baştan da hazırlayabilirdim aslında ama burada da göstermek istiyorum arkadaşlar size neler yapabileceğinizi. Şimdi burada Direct Selection Tool'u seçiyorum. Direct Selection Tool'u seçtikten sonra buradan tekrar zeminimi seçebiliyorum arkadaşlar. Zeminimi seçtikten sonra her noktasına bir kez Shift'e basarak dokunuyorum. Dört köşesine de dokunduktan sonra bu içeride çıkan gözleri hafif içeri doğru çekiyorum. Bakın hafif içeri doğru çektikten sonra köşeler görmüş olduğunuz gibi ovalleşti. Ovalleştikten sonra bu şekilde bırakıyorum. Şimdi bunu biraz daha kenara alalım ve gelelim binalarımıza. Şunları tekrar seçelim ve içeriye doğru alalım. Şimdi bunların da rengini açık bir renk vermek istiyorum. Onun için buradan panelime geliyorum. Buradan beyazı seçiyorum arkadaşlar. Beyazı seçtikten sonra efekt bölümüne geliyorum. Tekrar aynı şekilde diğerine vermiş olduğum uygulamayı izometrik tab'ı seçiyorum. Ve 3 boyutlu binalarım aslında şu anda hazır hale gelmiş oldu. Bunların da rengini biraz açmak istiyorum aynı şekilde. Bilek kısmına geliyorum ve buradan kendini ayarla diyorum. Buradan da kırmızıyı seçip biraz daha antresite yaklaştırıyorum ve OK diyorum. Binalarım hazır. Tekrar buradan OK dedikten sonra sıra geldi binaları yerleştirmeye arkadaşlar. Onlar için de şöyle tutup sürüklemem yeterli oluyor. Şimdi biraz daha yaklaşalım bu tasarıma. İşte bunu biraz daha şu şekilde ayarlayalım ve gelelim diğer binamıza. Şimdi biraz daha geri gidiyorum ve hemen onun yanındaki binayı seçiyorum. Onu da şöyle içeriye doğru ekliyorum. Hemen gelelim yanındaki binaya. Onu da şuraya ekliyorum. Hemen geldim onun yanındaki binaya. Onu da şuraya ekliyorum. Buradaki binayı da ekliyorum. Ve üst kısma geçtik. Buradan üst kısımdaki binayı alıp bu tarafa ekliyorum. Bunu biraz daha yukarı kaydıralım. Şu şekilde. Şimdi geldik bunun yanındaki binaya. Hemen onun yanındakini de buraya ayarlayalım. Şöyle biraz daha içeri doğru çekmek istiyorum. Onun yanındaki binayı da alalım. Ve son olarak da bu binamızı alalım. Şimdi bu bina görmüş olduğunuz gibi altta kaldı. Bunu diğerinden üste çıkartmak için sağ tıklıyorum. Arrange bölümünden de en üste getir diyorum. Şimdi bunları biraz daha küçültelim ve ortaya doğru alalım. Buradaki her binanın birbirinden farklı olmasını istiyorum arkadaşlar. Onun için buraya getirmem gereken iki tane panel var. Bunlardan birisi Appearance paneli ve diğeri de Sembol paneli arkadaşlar. Şimdi bu panelleri açalım. Şöyle bu burada kalsın ve bunu da açalım. Bu da burada kalsın.
Şimdi öncelikle buradaki binanın biraz yüksek olmasını istiyorum. Onun için Appearance bölümünde vermiş olduğum 3 boyutlu efekte tekrar geliyorum ve bir kez tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yükseklik aslında 50 de. Ben bu yüksekliği buradan 200'e kadar çıkartmak istiyorum. Hatta 200 de az oldu. Bunu 300'e kadar çıkartalım. 300'e kadar çıkarttıktan sonra OK diyorum. Ve bunu aynı şekilde geriye doğru alıyorum. Şuraya geldim ve bıraktım. Şimdi bunun üstünde bir küçük alan daha olmasını istiyorum. Onun için bir kez dokunuyorum. Dokunduktan sonra Alt ve Shift'e basarak yukarıya doğru bir kopyasını oluşturuyorum. Bu kopyasını oluşturduktan sonra bunu küçültmek için arkadaşlar tekrar 3 boyutlu panele geliyorum ve bir kez basıyorum. Bu sefer burayı 15'e düşürüyorum ve OK diyorum. 15'e düşürdükten sonra biraz daha yaklaşalım. Tam üstüne oturtturalım bunu. Şöyle biraz daha yaklaşmak istiyorum. Tam üstüne oturtturuyorum ve Alt ve Shift'i kullanarak bunu küçültüyorum. Bu kadar yeterli diyelim ve şöyle biraz daha uzaklaşıyorum. Şimdi aynı işlemi diğer binalarda da uygulayacağım. Onun için biraz hızlanıyorum arkadaşlar ve hemen geri geliyorum. Şimdi binalarımın ölçüleri hazır. Bu binaların üzerinde şurada uygulamış olduğum gibi aynı efekti de tekrar uygulamak istiyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane kopyasını alıyorum. Kopyasını aldıktan sonra aynı şekilde bunu da 10 puntaya düşürüyorum ve OK diyorum. OK dedikten sonra Alt ve Shift ile tekrar seçiyorum ve aşağıya doğru indiriyorum. Ve bunun üzerinde bir şey daha olmasını istiyorum. Şöyle elipsi seçiyorum. Shift ile bir yuvarlak oluşturuyorum. Bu oluşturduğum yuvarlığa da buradan efekt bölümüne gelip tekrar aynı şekilde izometrik efektten tap olanı seçiyorum. Ve buradaki yüksekliğini de 10 olarak ayarlıyorum. OK dedikten sonra bunu da alıp şu kısma yerleştiriyorum. Tasarımda tamamen özgürsünüz arkadaşlar. Tamamen hayal gücünüze kalmış bir çalışma oluyor. Eğer proje çalışmıyorsanız, hazırlayacağınız bir lokasyon gerçekten yoksa, dediğim gibi hayal gücünüzü kullanarak dilediğiniz hale getirebilirsiniz bu tasarımları. Şimdi şurada ufak tefek bazı oynamalar var. Onları hemen düzeltelim tekrar. Şunu biraz daha yukarıya doğru alıyorum. Başka var mı? Evet, şunu da biraz daha içeriye doğru. Şuradan biraz daha sağ tarafa doğru çekmek istiyorum. Ve şu anda binalarım hazır duruma geldi. Şimdi bu binalara bir de pencere eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Pencere eklemek için hemen buradan tekrar kare aracımı seçiyorum. Şuradaki binaya uzunlamasına birkaç tane pencere ekleyip alt tarafa da küçük küçük pencereler eklemek istiyorum. Onun için buradan uzun bir hat çiziyorum arkadaşlar kendime ve biraz daha yaklaşıyorum. Bu çizmiş olduğum hatta da şuradan koyu bir renk vermek istiyorum. Hatta bir koyusu daha olsun bunun. Evet, şöyle yapalım. Bunu biraz daha daraltıyorum ve Alt ve Shift yöntemiyle bir tane daha kopyasını oluşturuyorum. Şöyle yeterli. Aynı şekilde bir kopyasını daha oluşturuyorum ve bir kopyasını daha oluşturuyorum. Şimdi bunların tamamını aynı hizaya getirelim buradan ve bunları aynı şekilde Alt ve Shift ile bir tane daha kopyasını oluşturuyorum. Biraz daha küçültelim şunu. Tekrar Alt ve Shift'i kullanarak bir tane daha kopyasını alıyorum ve bu sefer pencereleri biraz daha küçültüyorum ve bir tane daha kopyasını oluşturuyorum. Şimdi pencerelerim hazır. Bu pencereleri şu alana ve bu alana yerleştirmek istiyorum. Onun için yapmam gereken bunların tamamını seçtikten sonra Komut G ile grupluyorum arkadaşlar. Grupladıktan sonra da sembol panelimin içine sürükleyerek bırakıyorum. Dilerseniz buna isim verebilirsiniz. Hemen sembol 1 diyelim mesela buna ve OK diyorum. OK dedikten sonra sembollerime ekleniyor ve bunu buradan kaldırıyorum. Şimdi binayı tekrar seçiyorum ve binayı seçtikten sonra aynı şekilde Appearance bölümünden 3 boyutlu efekte geliyorum arkadaşlar. 3 boyutlu efekte geldikten sonra bu sefer pencereleri yerleştirmek istediğim alanı seçeceğim. Onu nereden seçeceğim? Map Art kısmına geliyorum ve açılan panelden camı yerleştirmek istediğim alanı seçmek istiyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi bir alan geldi. Bu alan seçiliyken buradan hazırlamış olduğum sembolü bunun üzerine yerleştiriyorum. Ben buradaki camların alt kısma gelmesini istiyorum. Onun için bunu tutup şöyle Shift ile tam tersine çeviriyorum. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Camların biraz daha aşağıya doğru inmesini istiyorum. Biraz daha yukarıya doğru da çıkmasını istiyorum. Bu burada tam ters işliyor arkadaşlar. Onun için bunu yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biraz daha aralarını açsak mı? Yok, açmamıza gerek yok. Gayet yeterli olmuş oldu aslında. Şimdi hemen şu bölüme de cam eklemek istiyorum. Onun için buradan ok işaretini bir kez daha basıyorum ve
diğer taraf seçili hale geldikten sonra hazırlamış olduğum pencereyi buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde diğerinde yaptığım işlemi bunda da yapmak istiyorum. Shift'i kullanarak çeviriyorum ve tekrar aşağıyı çıkartıyorum. Aynı şekilde yukarıyı da çıkartıyorum. Evet, camlar tam istediğim gibi olmuş oldu. Okey diyelim. Biraz daha uzaklaşıp görmek istiyorum bunu. Gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi cam ekleme yöntemini görmüş olduk arkadaşlar. Ben bu camları eklerken canınız sıkılmasın diye hemen hızlıca geçiyorum ve tekrar geri geliyorum. Şimdi cam ekleme kısmını da hallettik. Fakat şurada ufak bir hata gördüm arkadaşlar. Bunu düzeltmek için tekrar panelime geldim. Map Art kısmına geldim. Burada alana gelip pencereleri Shift'i kullanarak biraz daha küçültüyorum. Alanına sığdırmak istiyorum bunun. Aynı şekilde diğer tarafa geliyorum. Bunu da alttan ve üstten kısaltıyorum. Şimdi OK dedim. Ve bunun üzerine eklemek istediğim birkaç tane daha nokta var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi şu alana bir gölgelik yapmak istiyorum. Tabi şuraya telefon parçalarını da eklemek istiyorum. Öncelikle şuraya açacağımız bir gölgeliği nasıl yapıyoruz bunu görelim. Hemen onun için biraz daha aşağıya indiriyorum ve buradan Pen Tool'u seçiyorum. Pen Tool'u seçtikten sonra bir kez dokunuyorum. Shift'e basarak yukarıya doğru bir nokta daha oluşturuyorum. Sağ tarafa doğru çekiyorum. Bir nokta daha ve aşağıya inip aynı hizada bir nokta daha oluşturup bırakıyorum. Şimdi buradaki renk içeride. Ben bunu kontür olarak vermek istiyorum ve diğer tarafa alıyorum. Bunu ayarladıktan sonra tekrar efekt bölümüne gelip 3 boyutlu efektimi seçiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sağ tarafa doğru bir görsel vermiş oldu bana. Ben buradan izometrik kısma gelip bunun sol tarafa dönmesini istiyorum. Şu araya yerleştireceğim için. Şuradaki görmüş olduğunuz 50 punto bu sefer bunun uzunluğunu derinliğine vermiş olacak arkadaşlar. Şöyle uzattığım zaman görmüş olacaksınız. Bunun ben daha kısa bir şey olmasını istiyorum. Şöyle 55'te olması benim için yeterli. Hemen buna okey diyorum ve bunu aşağıya doğru alıyorum. Hatta bunu şöyle biraz daha yaklaşalım ve Shift'i kullanarak küçültüyorum. Tam şu alana getiriyorum ve bu bina üste çıkması gerekiyor. Onun için binaya bir kez tıklıyorum, sağa tıklıyorum ve buradan Arrange'den bunu en üste al diyorum. Şimdi bunu üste aldık. Şunu biraz daha aşağıya doğru alalım. Tamamdır. Şimdi şurada oluşturduğum gölgelik gibi buradan da giriş oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Onun için şu hazırlamış olduğum yeşillikleri biraz daha içeri doğru çekmek istiyorum. Yani şu yeşilin şunun ortasından gelmesini istiyorum. Onun için şurada yuvarlağa çift tıklıyorum ve yuvarlağı seçtikten sonra aynı şekilde buradaki hatları da seçiyorum. Burada üstte kaldı, bunu da seçiyorum. Tekrar Shift ile aynı şekilde tam karşılarındakileri de seçmiş oluyorum. Tamamını seçtikten sonra Shift ve üst yön tuşuyla bunları ileri doğru itiyorum. Evet, şuraya kadar gelmesi yeterli. Boş bir alana gelip çift tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi çimenlerimizi taşımış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim şurada oluşturacağımız giriş bölümüne. Onun için tekrar Pen Tool'u seçiyorum. Şu yeşili değiştiriyorum. Buradan da kontür rengini aynı şekilde gri ayarlıyorum ve Shift'i kullanarak bir noktaya basıyorum. Daha sonra üst taraftan bir noktaya daha biraz geniş açıyorum bunu. Bir noktaya daha ve şu noktaya gelip bırakıyorum. Hatta bunu biraz daha uzatabilirim arkadaşlar. Şöyle sağ tarafa doğru biraz daha çektim. Tekrar seçimimi yaptım. Efekt bölümüne geldim. 3 boyutlu efektten bunun içeri doğru olmasını istediğim için buradan pozisyon kısmına gelip bunun sağa dönmesini istiyorum. Ve biraz daha uzun olmasını istiyorum arkadaşlar bunun. Onun için burayı da 110 oldu, pardon. 100 olarak ayarlıyorum. Hatta biraz daha uzatalım bunu. Bunu 150 yapalım. 150 yaptıktan sonra çok koyu olmuş oldu bunun rengi de. Buradan tekrar gölgesini biraz daha yumuşatmak istiyorum. Şöyle aşağıya doğru çektim ve okey dedim. Okey dedikten sonra aynı şekilde buraya da okey diyorum ve bunu şöyle girişe yerleştiriyorum. Girişe yerleştirdim. Buradaki bina altta kaldı. Tıkladım. Sağa tıkladım ve buradan binayı üste getir dedim. Bu biraz daha kısa olmuş. Biraz daha uzamasını istiyorum bunun. Tekrar Appearance'den seçimimi yaptım ve 150 olan kısmı da 200'e getiriyorum. Okey diyorum. Şimdi biraz daha geri itelim bunu. Evet, tam girişe gelmiş olsun şöyle. Bunun eğer köşelerinin oval olmasını istiyorsak
Yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar. Aynı telefonu yaptığımız gibi yapıyoruz bunu da. Buradan Direct Selection tool'u seçiyorum. Bakın hemen köşelerdeki gözleri gelmiş oldu. Bunları tutup aşağıya doğru çekmem yeterli olacaktır bu ovalliği vermek için. Ve boş bir alana gelip tekrar bir kez basıyorum. Şimdi gelelim telefon araçlarını yerleştirmeye. Hemen şurada bir başlat düğmesinde olmasını istiyorum. Onun için buradan elipsimi seçiyorum. Shift'i kullanarak bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Şöyle biraz daha büyütelim. Ve bunu oluşturduktan sonra şöyle rengini tekrar içeri verelim. Ve biraz daha koyu yapalım. Hatta bir tık daha şöyle koyu olmuş olsun. Bunu hazırladıktan sonra yine efekt bölümüne geliyorum. 3 boyutlu bölümü seçiyorum. Buradan da pozisyondan tekrar tapı seçiyorum. Tapı seçtikten sonra şu kısma 3 vermem yeterli olacaktır. Evet, 3 yeterli oldu. Okey diyorum ve bunu alıp şuradaki kısma getiriyorum. Tam ortasına gelmiş oldu. Evet, hoparlör yerlerini de ayarlayalım ve kablo giriş yerini de ayarlayalım tabii ki. Buradan tekrar elips tool'u seçtim. Şuraya biraz daha yaklaşalım şimdi. Buradan 3 tane yuvarlak çizmek istiyorum. Birincisini çizdim. Alt ve Shift ile bir kopyası, Alt ve Shift ile bir kopyasını daha aldım. Ve tam yanına Komut D ile bir kopyasını daha alıyorum. Şimdi bunların tamamını seçtim ve şuraya getirdim. Buraya getirdikten sonra buradan Sear tool'u seçiyorum. Ve şuradan köşesinden tutup yukarıya doğru sürüklemem yeterli oluyor. Şu kısma kadar getirdim. Hatta şöyle biraz daha aşağı çekelim. Ve bu kısımda bıraktım. Şimdi bunu yukarıya doğru çekip yerleştirelim. Biraz daha küçültmek istiyorum bunu. Aynısını alt komutuyla karşıya doğru çekip bir tane daha oluşturuyorum. Şurada kablo girecek kısmını da ayarlayalım. Onun için buradan kare aracımı seçiyorum. Şöyle bir alan açıyorum. Ve bu alanı şöyle kenarlarını biraz daha içeriye doğru çekelim. Şimdi biraz daha uzaklaşıyorum. Tam ortasına getiriyorum. Tekrar Shear'i seçiyorum. Ve şu köşeden tutup yukarıya doğru çekmem yeterli oluyor. Tam şu hizaya geldiğimde bırakıyorum. Ve bunu da Shift yardımıyla biraz daha küçültüyorum. Ve tam ortasına şöyle biraz daha yukarı gelelim. Evet, tam ortasına getirip bırakıyorum. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Şu çıkışlar çok büyük geldi gözüme arkadaşlar. Onları biraz daha küçültmek istiyorum. Hemen şöyle tamamını seçtim. Ve Shift ile biraz daha küçülttüm. Şöyle biraz daha içeri aldım. Aynı şekilde şunları kaldıralım buradan. Şunu da sildim. Üçünü tekrar seçtim. Ve Alt kullanarak şuraya kadar alıp kopyasını oluşturdum. Şimdi tekrar geri gelelim. Ve tasarımımda eksik bir şey kaldı mı bakıyorum. Herhangi bir eksik bir şey göremiyorum. Şimdi gelelim birkaç tane ekleme yaparak bu işi süsleme kısmına arkadaşlar. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. 3 boyutlu efekti kullandığınızda bu alanlarda kırılmalar oluyor arkadaşlar. Bu kırılmaları engellemek için yapmamız gereken şey çok basit. Hemen biraz uzaklaşıyorum. Tasarımın tamamen bittiğinden emin olduktan sonra obje bölümüne geliyorum ve expand ediyorum. Şimdi expand ettikten sonra şu bölümü seçiyorum ve grubu bozuyorum arkadaşlar. Tekrar seçiyorum ve tekrar grubu bozuyorum. Grubu bozduktan sonra şuradaki görmüş olduğunuz alanları tek tek seçebiliyorum. Şimdi öncelikle en baştakini seçtim. Biraz daha yaklaşalım. En baştakini seçtim. Yanındakini seçtim ve aynı şekilde bunları da seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra Pathfinder paneline geliyorum ve en soldakine bir kez bastığımda bunların tamamını tek parça halinde vermiş oluyor bana. Gördüğünüz gibi buradaki kırılmalar gitmiş oldu arkadaşlar. Tabi burada çok düz bir geçiş olmuş oldu. Bunu değiştirmek için buraya gradyan ekleyebiliriz. Onun için de şuradan gradyan panelimizi açalım. Bir kez dokunalım ve gradyan, pardon, seçimimizi yapmadık. Bir kez dokundum ve buradan tekrar gradyan panelini seçtim. Şimdi gradyan panelini seçtim. Şuradaki rengi biraz açık vermek istiyorum. Şöyle açık olmuş olsun. Şuradaki rengi de biraz daha koyu vermek istiyorum. Arkaya doğru koyulaşmış olsun. Hatta çok koyu oldu. Şöyle biraz daha açmak istiyorum. Ve şuradaki kısmı bana düzeltmiş oldu. Tabi bunun gradyan kısmının akış yönünü değiştirmek için de buradan tekrar gradyanı seçip istediğiniz alandan verebilirsiniz arkadaşlar bunu. Tabi farklı renkler, farklı gradyanlar da kullanabilirsiniz. Ben burada daha açık tonları tercih ettiğim için bu şekilde vermek yeterli oldu benim için. Şimdi biraz daha uzaklaşıyorum ve birkaç ekleme daha yapmak istiyorum buna. Mesela yazı yazmak istiyorsunuz diyelim. Şuradaki binanın üzerine bir tabela yerleştirmek istiyorsunuz. Onun için yapmamız gereken şey de çok basit arkadaşlar. Hemen buradan
Type Tool'u seçiyorum ve buraya firma ismi yazalım. Şöyle büyük yazalım bunu da. Bunu yazdıktan sonra şuradan fontumuzu da değiştirelim ve biraz daha büyütüyorum. Arasında alt ve sağ yön tuşuyla biraz daha açıyorum. Şimdi bunu da beyaz verelim renk olarak. Bunu da beyaz verdikten sonra efekt bölümüne geliyorum. Efekt bölümünden tekrar 3 boyutlu efektimi seçiyorum ve buradan da right'ı seçiyorum. Tam üzerine yerleştireceğim için şu kısmı da 2'ye getiriyorum ve 2'ye getirdikten sonra OK diyorum ve bunu alıp şu kısma sürüklüyorum. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Şu kısma yerleştirelim. Şimdi bir de lokasyon ikonu ekleyelim bunu arkadaşlar. Lokasyon ikonu içinde buradan elips tool'umu seçiyorum. Shift'i kullanarak bir tane yuvarlak açıyorum. Bunun da kırmızı olmasını istiyorum. Onun için buradan kırmızıyı ayarlıyorum ve direkt selection tool'u seçip şuradaki noktaya bir kez dokunuyorum. Dokunduktan sonra Shift'i kullanarak aşağıya doğru çekiyorum ve şu kısım yeterli. Buraya kadar geldikten sonra şuradaki kısma bir kez dokunuyorum ve bunun ucunu sivri bir hale getirmiş oluyorum. Tekrar seçimimi yapıyorum. Efekt bölümüne geliyorum. 3 boyutlu efekt, 3 boyutlu efekti seçiyorum. Aynı şekilde buradan da right'ı seçiyorum. Şunun da 5 olması yeterli olacaktır ama çok ince oldu. 10 yapalım bunu da. Evet, daha iyi olmuş oldu. Biraz daha küçültelim ve şöyle tam bunun üstüne gelecek şekilde bırakalım. Aslında tasarımım şu anda hazır. Buna dilediğiniz yazıları ekleyerek istediğiniz şekle getirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya izometrik lokasyon yazalım. İzometrik dedik ve alt tarafa da lokasyon diyelim. Şimdi şunu biraz daha büyütelim. Ve şu S'yi silelim. Fazla olmuş. Lokasyon kısmını bir tık daha ince olmasını istiyorum. Ve bunların alt ve sağ yön tuşuyla arasını biraz daha açıyorum. Tekrar alt ve üst yön tuşuyla aralarını birleştiriyorum. Şimdi rengini de biraz daha açık yapalım. Ve şu kısma getirip biraz daha büyütüyorum. Biraz daha büyütelim. Ve şuradan Pen Tool aracımı seçiyorum. Şu noktaya bir kez dokunuyorum. Aynı şekilde buradan devam ediyorum ve şu kısma kadar geliyorum. Bunu da rengini ters çevirip kontrol olarak veriyorum. Tekrar elips aracımı seçtim. Yaklaşalım biraz daha. Bir tane şuraya yuvarlak oluşturalım. İçini dolduralım bunun. Şunun da tam ortasına denk getirelim. Biraz daha yaklaşalım. Bunun bir kopyasını daha alalım. Buradan Komut X ile bunu keselim. Tekrar diğer tarafa gelelim. Ve yaklaşıp buraya yapıştıralım. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Ve aynı hizaya gelmiş olsun. Evet. Şöyle tekrar bakalım. Şunları kaldıralım. Böylece tasarımımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Tabii burada videonun başında söylemiş olduğum gibi tamamen kendi özgün olarak hazırlamış olduğum bir tasarım oldu bu arkadaşlar. Siz bunu proje olarak çalışacağınız zaman da farklı renklerde, farklı alternatiflerde çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Tabii bunu bu hale getirdikten sonra tamamını seçip expand ettikten sonra istediğiniz değişiklikleri de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen onu da göstermek istiyorum. Mesela tamamını seçtim. Tamamını seçtikten sonra obje bölümüne geldim ve expand dedim. Expand dedikten sonra aslında artık bunların her biriyle tek tek oynayabilirsiniz anlamına geliyor. Mesela şuradaki çatı rengini değiştirmek isterseniz grubu bozabilirsiniz arkadaşlar. Grubu bozduktan sonra çatıyı seçip buradan istediğiniz rengi vermeniz mümkün. Yani burada projenize göre istediğiniz renklerle çalışma imkanınız var arkadaşlar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve tabii ki hala abone olmadıysanız abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.